İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Rafi Kortoşan, Şuşi'deki Kutsal Ammena Pırgıç Kilisesi'ne ve Ermeniliğe Bakü'deki saygısızlık girişimleri. Nemrut Dağı'nın ekosistemi tehdit altında. Türkiye işgal altındaki Artsakh ve Nahçıvan'da okullar açıyor. Doğu Ermenistan'da yangın yıldırım hızıyla yayıldı. Batı Ermenistan'da yaşayan biz Ermeniler hala buradayız tekrardan müjde zamanı. Charles Aznavur'un Pırak'taki 100. yıl dönümü anma gecesi. 4 yıldır süren yeniden yapılanmalar ve sözde restorasyonlar gerçeği gizleyemez. Azerbaycanlılar Şuşi'deki kutsal Ammina Pırgiç Kilisesi'nin Ermeniliğini ona saygısızlık ederek silmeye çalışıyorlar. Surp Ammina Pırgiç Kilisesi'nin inşaatının ilk günden itibaren düşman için görünmez ama güçlü bir engeldi. Bu muhteşem yapı 44 gün savaşında Azerbaycan'ın insansız hava araçları tarafından da vuruldu. Savaşın hemen ardından düşmanı kilisenin kutsallığını bozacak adımlar attı. Önce kubbeyi tahrif ettiler sonra tüm tapınağı, fark edilmeyecek şekilde ağ ile kapladılar. Yeniden imar adı altında Ermeniliğini ve tarihi tanıklığını ortadan kaldırmaya çalıştılar. Ancak birçok fotoğraf ve tarihi malzemenin de belgelediği gibi kilise Ermeni görünümünü ve önemini kaybetmemiştir. Kilisenin Ermeniliğini pek çok mimari özelliğinin de doğruladığını hatırlatalım. Kilisenin haç planlı yapısı, üç kemerli sisteme oturan kubbesi ve çok sayıda iç salonu kilisenin Ermeni kökenine tanıklık ediyor. Amina Pırgiç Kilisesi'nin mekansal yapısı Eçmiyazin Katedrali'ne benzer. Ayrıca kilisenin Ermeni kimliğini doğrulayan çok sayıda tarihi belge ve fotoğraf da korunmuştur. Özellikle 1919 tarihli fotoğrafta Şuşi'nin kurtuluşuna kadar kilisenin kubbesinin değişmeden kaldığı görülmektedir. Azerbaycan'ın yeniden inşa veya restorasyon girişimleri ne olursa olsun kilisenin Ermeniliğini silemez. Şuşi'nin Kutsal Ammenapırgiç Kilisesi Ermeni halkının kültürel mirasının ayrılmaz bir parçasıydı ve öyle olmaya da devam ediyor ve bu mirasın korunması ve nesillere aktarılması gerekiyor. Batı Ermenistan'daki Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2948 metredeki Nemrut'a ziyaretçi sayısının artması yaban hayatını tehdit ediyor. Nemrut yakınlarındaki bölgede yaşayan bozaylar son dönemde medyada da yer alarak hem çekicilikleri hem de daha çok saldırgan davranışlarıyla dikkat çekiyor. Ayılarla temas kurmak isteyen turistler onları besleyerek ve fotoğraf çekerek ekosistemin dengesini bozuyor. Bu hem insanlar hem de aylar için tehlikelidir ve aynı zamanda vahşi hayvanların doğal beslenmesine de zarar verir. Ayların insanlardan yiyecek almayı öğrenmesi onların doğal davranışlarını bozuyor ve ekosistemi tehlikeye atıyor. Uzmanlar özellikle ziyaretçilerin tehlikeleri konusunda bilgilendirilmesi ve yabani hayvanların doğal ortamının sağlanması konusunda acil önlem alınması gerektiği konusunda uyarıyor. Türkiye Eğitim Vakfı yakın gelecekte işgal altındaki Artsak'ta bir okul açmayı planlıyor. Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre bu vakfın yönetim kurulu başkanı Birol Akgün tarafından açıklandı. Ona göre Ermenice adı Ganzak olan Gence ve Nahçıvan'da okulların açılması planlanıyor. Akgün, Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim alanında işbirliğinin başarılı bir şekilde hızla devam ettiğini kaydetti. Bu süreç Ermeni kimliğinin korunmasını tehdit eden Ermeni kültürel ve tarihi mirasının çarpıtılması süreci olarak değerlendirilmektedir. 7 Ekim günü saat 12.57'de Doğu Ermenistan Ulusal Kriz Yönetimi Merkezi Yerevan'ın İsakov bulvarında bulunan domuz mağazasının depo alanında yangın çıktığı konusunda uyarıldı. Yangının birinci derece alan verilmesiyle Yerevan Kurtarma Departmanı'ndan 4 itfaiye aracı olay yerine gitti. Yangın 15.23'te kontrol altına alındı ve 16.11'de söndürüldü. Ön verilere göre iki katlı binanın yaklaşık 3000 metrekarelik alanda içindeki eşya, teçhizat, mobilya gibi şeylerle birlikte tamamen yandığı belirtildi. Yangınla mücadele operasyonlarına Yerevan Belediyesi'ne ait 17 muharebe birimi, 6 operasyon grubu, 2 araba merdiveni, 9 su aracı katıldı. Beğenseniz de beğenmeseniz de Batı Ermenistan'da bugün ala Ermeniler bulunmaktadır ve onların varlığı milletimizin sarsılmaz bir şekilde ayakta olduğunun kanıtıdır. Şatakta çekilen bu fotoğraf hala orada olduğumuzun belgesel kanıtıdır. Kadim Ermeni topraklarında Ermeni halkı tarihin karanlık sayfalarına ve ağır kayıplara rağmen yaşamaya, kültürel ve milli kimliğini korumaya devam ediyor binlerce yıllık geçmiş olan bu topraklar hafızamızın ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor ve burada yaşayan Ermeniler Batı Ermenistan'ın asla unutulmadığını kanıtlayan, onu birbirine bağlayan canlı bir bağdır. Varlığımız nesilden nesile özenle aktarılan kutsal bir mirastır ve bize Ermenilerin en zor koşullarda bile ana yurtlarında hayatta kalmaya devam ettiklerini hatırlatır. 2018'den önce Garak'in Nijden'in adı çoğu zaman olumsuz tepkilere neden oluyordu. Çünkü Nijde onurlandıran insanlar, onun eserlerinden hiçbir şey okumayan ve maddiata değer veren insanlardaki Nijden'in mücadele ettiği şey de buydu. Artık vatanseverlik karşıtlığı, maddiata değer verme ve ilgisizlik halkımızın sorunlarını derinleştiren açık propaganda haline gelmiştir. Nijde yabancı yanlısı yönelimlerin abartılması ve zayıflığı nedeniyle tehlikenin kaynağının kendimiz olduğu konusunda uyardı. Aradan bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen bizim hakkımızdaki öngörüleri hala doğru ve geçerli. Prag'daki Fransız Enstitüsü'nde Charles Aznavur'un 100. yıl dönümü dolayısıyla anma gecesi düzenlendi. Etkinlik Çek Cumhuriyeti'ndeki Doğu Ermenistan ve Fransa Büyükelçilikleri tarafından Fransız Enstitüsü işbirliğiyle düzenlendi. Fransa Büyükelçisi Stefan Kruz'un hoş geldin konuşmasının ardından Aznavur ve Dünyası adlı belgesel film gösterimi ve Aznavur'un en popüler ve beğenilen şarkılarını seslendiren Richard Ihuel ve Thomas Johakman'ın konseri gerçekleşti etkinliğe Çek Cumhuriyeti'nde akredite diplomatik misyon şefleri, kor diplomasi üyeleri, Çek sosyopolitik, bilimsel, kültürel çevrelerinden temsilciler ve Ermeni cemaati katıldı. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.